ebediyet yolculuğu, ölüm, kabir, kıyamet ve ötesi. Ön söz, biz aciz kullarını yoktan var eden, mahlukat içerisinde ahseni takvim üzere ve en şerefli bir mevkide insan olarak yaratan, gönderdiği kitap ve peygamberlerle bizleri hidayet yoluna istikametlendirme lütfunda bulunan Allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Kainatın fahri ebedisi, peygamberlerin imamı, alemlere rahmet, bu cihanda en büyük istikamet rehberimiz, Kıyamet gününde ise şefaat melceimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya onun pak ehli beytine ve güzide asabına sonsuz salatü selamlar olsun. İnsan yaratılışı itibariyle daima hakka ve hakikate meyllidir. Bu sebeple meçhule rıza göstermek istemez. Daima hakikati merak edip malumun peşinde koşar. Zira bilmediği ve bilemeyeceği şeyler onu ruhen muzdarip kılar. Tarih boyunca insan idrakini ziyadesiyle meşgul eden en büyük muamma ölüm ve ahiret alemine dair meçhuller olmuştur. Hakikaten insanlar hayat şartları ne olursa olsun ölüm karşısında müşterek bir ıstırap içindedirler bütün hayat yollarının döne dolaşa ölüm ufuklarında kayboluşu, gönülleri derinden derine sızlatmaktadır. Herkesi hayat mucizesinden daha müthiş ve ateşli bir girdap halinde saran ölüm gerçeği, bu dünyada istisnasız herkesin başına gelecek en çetin hadisedir. Bu sebeple de ölüm ve ötesine dair meçhulleri maluma bağlamak, beşeri gayelerin en başta gelenlerindendir. Zira hayat, beşikle tabut arasındaki mesafeye sığmayacak kadar ulvi bir hakikattir. Sırf beşer aklıyla kavranmasına imkan bulunmayan ölüm ve sonrasına dair istikbal düğümünü çözebilmekse, nefs engelini aşarak vahyin sesini can kulağıyla dinlemeyi gerekli kılar. Bunu kamil manada gerçekleştirebilmekse peygamberler ve onların varisleri olan evliyaullah'ın gönül iklimindeki aşk, vecd ve istirak halinden nasip alabilmekle mümkündür. Lakin zihinlerde adeta zehirli bir yılan gibi çöreklenen ve kımıldadıkça insanı tedirgin kılan ölüm ve sonrasına dair sualler vahyin ve peygamberlerin irşadından uzak kalanlar tarafından her devirde türlü batıl telakkilerle susturulmak, bastırılmak ve şuur altına hapsedilmek istenmiştir. Şüphesiz ki bu hal, insan nefsinin gaflet ve cehaleti sebebiyle hesabını vermekten hoşlanmadığı gerçeklerin manevi ağırlığı altında ezilmemek için başvurduğu kaçış psikolojisinin bir tezahürüdür. Fakat hiçbir gerçek, ondan kaçmak veya onu yok saymakla bertaraf edilemez. İnsanı ölüm ve ötesinin hakikatine vakıf edebilmek, ne cehalet karanlığıyla bulanık beşeri bilgilerin, ne vesveselerle karışık sakat felsefelerin, ne de ipe sapa gelmez batıl kanaatlerin kârıdır ölüm karanlıkları böylesine kısa mesafe ışıklarıyla aydınlatılamaz. Vahiden feizlenmeyen nakıs bir aklın kırık dökük bilgileri ve nefsani telakkileriyle ölüm ve ahiret vadisinde dolaşmaya kalkışmak, ebedi hayatı büsbütün tehlikeye atmaktır. Zira ebediyet yolculuğuna dair ilahi dayanaktan mahrum beşeri bilgiler ve bozuk mantıklar, tabut gölgesinde eriyip gitmeye, kabir karanlıklarında çürümeye mahkum olan faydasız sermayelerdir. İlahi ve nebevi beyanlara bigane kalan insan, beşeri kanaatlerin boş tesellileriyle oyalanarak ve sefaletini saadet zannederek ancak kendini kandırmış olur. Günün birinde ölüme hazırlıksız yakalanmaktan, Azrail'e gafil avlanmaktan ve nefsi hiç istemese hatta inkar etse bile ebedi hayatın çetin sürprizleriyle karşılaşmaktan kurtulamaz. Ahiret endişesi duymadan yaşanan gafilane bir hayat, gündüzü akşamsız telakki etmekten farksız bir aldanıştır. İmam Rabbani Hazretleri buyurur, Ölmek felaket değildir. Asıl felaket, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu üzere, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ez-Zümer 9 Bilen, ahiret endişesi duyar. Bilen, bu endişeyle Rabbinin buyruğuna uyar. Bilen, yine bu endişeyle seher vakitlerinde kıyam ve secde halinde olur. Bilen, Rabbinin rahmetini ümid ederek, ibadet ve taate sımsıkı sarılır. Bilen, aklı selimle hareket edip, Rabbinin verdiği ahiret haberinden layıkıyla ibret ve öğüt alır. Ölüm ve ötesine uzanan yolculukta önümüzü aydınlatacak yegane hakikat meşalesi, Vahy'e dayanan tefekkür ve şuurdur. Yaşayanlar için ölümden daha ehemmiyetli bir hadise olmadığına göre ona dair ilahi haberlerdeki azametin de layıkıyla kavranması icap eder. Nitekim Kur'an-ı Kerim bütün semavi dinlerin ittifakla haber verdiği ahiretten nebe-i azim büyük haber diye bahsetmiş ve onu akli hissi ve ahlakıyı pek çok delille izah etmiştir. Vahyin sesine kulak vererek, ahiret haberinin azametini layıkıyla idrak edebilen gönüller, fani ve geçici nimetlere aldanmaktan kurtulurlar. Yalancı serap ve hayalleri gerçek istikbal zannetme gafletinden uyanıp, hakiki istikbal olan ahireti kazanmanın gayretine girerler. Zira Cenab-ı Hakk'ın kullarını yaratıp onlara fani hayat nimetini bahşetmesinin gayesi de budur. Yani Cenab-ı Hak kullarının Kur'an ve sünnet hakikatlerinin gönül feyzi ve manevi huzuru içinde yaşayıp ebedi saadete nail olmalarını istemektedir. Unutmayalım ki hayat bize uhrevi saadeti kazanmak için bir defalığına lütfedilmiş sınırlı bir nimettir. Hayat imtihanımız bir sefere mahsustur. Ne tekrarı vardır ne telafisi. Dünyevi bir imtihanda kaybedersek tekrar telafi imtihanına girebiliriz. Onu da kazanamazsak bir başkasına girebiliriz fakat hayat imtihanımız bir sefere mahsus dünyada bir defa yaşayıp bir defa öleceğiz bu itibarla hayat nimetini daima ölüm ve ahiret vakasını dikkate alarak kullanmak her akıl sahibi için bir zarurettir hazreti mevlana ne güzel buyurur kim bu dünyanın mahşer günü için bir ekin tarlası olduğunu bilirse, burada çok eker, orada çok mahsul kaldırır. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi, esas hayat ancak ahiret hayatıdır. Asıl saadet, ebediyet saadetidir. Bu hakikatlere rağmen, Günümüzün kapitalist, materyalist ve liberalist düzeni içerisinde adeta ahiretsiz bir dünya anlayışı zihinlere ve gönüllere empoze edilmeye çalışılmaktadır. Televizyonun menfi programları ve internetin yanlış propagandalarıyla insanımız sanki cahiliye devri gibi sadece dünyevi ihtiyaç ve ihtiraslarla sınırlandırılmış nefsani bir hayata yönlendirilmektedir. Şu bir gerçektir ki ahiretin unutulduğu her devir cahiliye devridir. Zamanın ve zeminin değişmiş olması bu gerçeği ortadan kaldırmaz. Peygamberlerin gönderildiği cahiliye toplumlarının vasıfları tetkik edilirse hemen hemen hepsinin ahireti inkar gafletine müptela oldukları görülür. İslam'ın ortadan kaldırdığı cahiliye devri de böyleydi. Müşrikleri en çok rahatsız eden şey, yeniden dirilip yaptıklarının hesabını verecek olmaları haberiydi. Bugünkü cahiliye de ahiretsiz bir dünya hayaliyle günah bataklıklarına dalıyor, zulümden zulüme koşuyor. İlahi hesabı düşünmeyen güç sahipleri Zayıfları acımasızca ezerek dehşetli bir gaddarlık manzarası sergiliyor. Çünkü insan ilahi hakikatlerden uzaklaştıkça vicdana, insafa ve izana veda ediyor, insanlığını unutuyor. Günümüzde ateizme kayan, batıl felsefelere kapılan, iman zafına düçar olan sayısız insan var. Ahirete iman kalplerde kuvvetini yitirdiği zaman batıllara temayül artıyor. Hakla meşgul olmayan kalpleri batıllar işgal ediyor. Bu noktada halimizi sık sık gözden geçirmeye, kalplerimizin ahiret inancını ne kadar hazmedebildiğini ciddiyetle tefekkür edip noksanlıklarımızı acilen telafi etmeye çalışmalıyız. Elhamdülillah Müslümanız. İman esaslarını kalben tasdik, dilimizle ikrar ediyoruz. Lakin dünya menfaatiyle test edildiğimizde ahireti ne kadar tercih edebiliyoruz? Bugün bir salgın haline gelmiş olan dünyevileşme virüsüne karşı kalbimizin mukavemeti yeterli seviyede mi? Esas olan ahireti ne kadar hayatımızın esası kılabiliyoruz? Yani ahirete imanımızı yaşayışımızla ne kadar tasdik halindeyiz? Bu ahir zaman hengamında ölüm, kabir, kıyamet ve ahirete dair ilahi ve nebevi hakikatleri hatırlayıp hatırlatmaya, asıl hayatın ahiret olduğunu sık sık tefekkür etmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunduğu muhakkaktır. Ahiret inancımızı gönüllerimizde zinde tutmak, bizi fani dünyaya ram olmaktan ve neticede can yakıcı bir azaba düçar olmaktan koruyacak en güçlü zırh mevkiindedir. Unutmayalım ki, ölümün tefekkürüyle aydınlanmamış bir hayat, karanlık bir musibet gecesinden farksızdır. Ebedi saadet güneşi, ilahi beyanlar ışığında bir ömür sürüp, müsterih bir vicdanla ahirete intikal etmesini bilenlerin ufuklarından doğar. Ecel rüzgarıyla savrulan ömür harmanında haktan gafil olanlara ise, ne arkalarında bıraktıkları dünya ağlar, ne de karşılarına dikilen ahiret tebessüm eder nitekim üstümüzdeki sema insanlık tarihi boyunca Allah'ı inkar edenlere ızdırap ve felaketler döken eski semadır tepemizdeki güneş bir zamanlar firavun, Haman, Karun ve Nemrut gibi nice zalimlerin köşk ve saraylarını aydınlatan sonra da harabeleri üzerine doğan aynı güneştir Velhasıl gerçek istikbalimiz olan ahireti nefsani ihtiraslar ve dünyevi istikbal kaygılarıyla ziyan etmekten daha büyük bir aldanış ve hüsran olamaz. Allah Teala'nın bir sineğin kanadı kadar bile değer vermediği dünyaya gönlünü esir ederek ahireti unutan kimseye Cenabı Hak da değer vermez. Bugün dünya telaşına kapılarak Allah'ı unutanlar yarın ahirette ilahi rahmet lütfedilirken unutulanlardan olurlar. Dolayısıyla bu dünyaya ahireti kazanmak için geldiğimizi hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Önümüzde çok çetin geçitler bizleri bekliyor. Son nefes, kabir, kıyamet, diriliş, mahşer, mizan, sırat Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bu hakikatlere dair sayısız ikaz ve irşat mevcut. Bizler de bu mühim hakikatlerin aklımızda, gönlümüzde ve gündemimizde layıkıyla mahkes bulmasına vesile olması gayesiyle bu naçizane eseri sizlere takdim etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle kitabın hazırlanmasında emeği geçen Doktor Murat Kaya, İbrahim Hakkı Uzun ve Mehmet Akif Günay'a teşekkür eder, gayretlerinin kendilerine bir sadakayı cariye olmasını Rabbimizden niyaz ederim. Rabbimiz cümlemizi, ölüm ve ahiret muammalarını iç aleminde vahyin nuruyla çözebilen, takva üzere yaşayıp ölümü güzelleştirmenin ve ahireti ebedi bir saadete dönüştürmenin gayreti içinde olan Salih kullarından eylesin. Bir ebediyet yolcusu olduğumuz şu dünyada yerli edasıyla oturma gafletinden kalplerimizi muhafaza buyursun. Bugün üstünde gezdiğimiz toprakları çiğnerken günün birinde çiğnenecek bir toprak parçası olacağımızın derin hikmet ve irfanını kalplerimizden eksik etmesin. Amin.